İyi pazarlar. Medyaskop Atölyesi'ne hoş geldiniz. Medyaskop'ta bu pazardan, bu haftadan itibaren yeni bir şeye başlıyoruz. Geçmişte Ruşen Çakır'ı ve beni izleyenler bilecektir. Deneyimlerimizi gazetecilik yapmak isteyenlere, genç gazetecilere, özellikle genç gazetecilik adaylarına aktarmak için defaten çeşitli yollar denemiştik. Paneller yaptık, efendim buralarda özel programlar yaptık. Bu sefer aynı mantık çerçevesinde yeni bir girişimde bulunuyoruz. Medyaskop Atölyesi. Stüdyomuzda, bu mütevazi stüdyoda konuklarımız da var. Gazetecilik öğrencileri var. Gazetecilik öğrencisi olmayanlar var bildiğim kadarıyla. Daha önce bize gelen liste ve başvurudan okuduğum kadarıyla. Onlar da stüdyoda konuğumuz. Sorularıyla konuyu geliştirmeye çalışacağız. Temel amacımız nedir? Başında da söylediğim gibi gazetecilik konuşmak, gazeteciliği anlatmak, bir nebze olsun bu işe merakı olanlara bizim anladığımız tarzda tipte gazeteciliği öğretmeye çalışmak, varsa soruları cevaplandırarak aydınlatmak. İzleyicilerimiz de herhalde yeterince aydınlanacaklardır. Bu programların ardından devam etmeyi düşünüyoruz önümüzdeki haftalarda. Birazdan Ruşen Çakır'dan alacağız onun ayrıntılarını da. Kısa bir girizgah yapmak isterim. Yazıyı M.Ö. 3200'de Sümerler icat ediyor. Böylece de tarih başlıyor. Sonra işin matbaa kısmına geliyoruz. Gutenberg bildiğimiz anlamda matbaayı icat ediyor ama ondan çok daha önce Çinliler bir şekilde baskı işine girmiş, o işi çözmüş durumda. 1447 Gutenberg'in matbaayı icat etmesi. 1438'de ondan önce aslında bir tipo baskı yöntemini de geliştirmiş. Sonrasında işte harfleri değiştirerek tekrar tekrar kullanılabilecek şekilde basmaya başlamış. 1455'te ilk kitabını basmış bir İncil. Bu işten 279 yıl sonra Osmanlı'ya matbaa geliyor. Macar asıllı İbrahim Müteferrika tarafından. O da ilk Van Kulu sözlüğünü basıyor. Türkiye'de ya da Osmanlı coğrafyasında ilk gazeteleri yabancılar basıyor. İzmir'de Fransızlar başlıyor. İstanbul'da Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar gazete çıkartıyorlar. Ama ilk Türkçe gazete hangisi dersek, yine Osmanlı coğrafyasında Mısır'da, Mısır Hidi ve Mehmed Ali Paşa'nın yönetimi sırasında Paşa'nın arzusuyla bir Vakai Mısriye yayınlanıyor. 1828'de tartışmalı olan bunu ilk Türkçe gazete saymalı mıyız, saymamalı mıyız tartışması burada var. Ve asıl kabul edilen 1831'de basılan Takvim-i Vekayi, bunu da bizzat Padişah II. Mahmud kuruyor gazeteyi. Şimdi şu sıralama önemli. İlk özel Türkçe gazete hangisi derseniz, Ceride-i Havadis. O sırada İstanbul'da bulunan İngiliz Morning Herald gazetesinin Türkiye muhabiri William Churchill gazeteyi kuruyor ama bu da padişahla danışıklı bir şekilde bir tür kapitülasyon olarak kurulan bir gazete. Bunu bir kenara koyarsak ilk Türkçe gazete, ilk özel Türkçe gazete Aga Efendi'nin 1860'ta kurduğu Tercümani Ahval. Bölünme 2 yıl içinde gerçekleşiyor. Agah Efendi ve Şinasi Bey kapışıyorlar. 2 yıl sonra Şinasi Bey Tercümani Ahval'dan ayrılıp kendi gazetesini kuruyor. Tasviri, Efkarı ve iş öyle gidiyor. Dünyada bugünkü anlayışa uygun ilk gazetenin Almanya'da 1609'da basıldığı söyleniyor. Gazete nedir denirse de benim uygun bulduğum, kabul ettiğim, daha önce verdiğim derslerde de söylediğim, tarihsel gelişmeye bakarsak da bence uygun olan şu: Venedik limanında gemilerin ne zaman geleceğini, ne yük taşıdığını, hangi geminin ne kadar personele ihtiyaç duyabileceğini anlatan notlar. Önce liman başkanlığının kapısına asılırmış, sonra uyanık bir İtalyan bunu elle çoğaltarak bir gazetaya,
satmaya başlamış. O zamanki Venedik para birimi. Bu bültenler bir gazeteye satılıp çoğaldıktan sonra bu işin adı da gazete olarak kalmış. Kısaca tarihsel mevzu bu. Şimdi demin dedim ya, Türkiye'de ilk gazeteyi padişah kurdurmuş, efendim sonrası da İngiliz, hadi Hıdivinkini kabul edecek olursak onu da bir padişahın vekili kurdurmuş. Başlangıcında bu gazeteciliğin bir devletle bağımlı bir yapısı var Türkiye'de. O günden bugüne ne değişti Ruşen Çakır, gazetecilik nedir diye soracağım. Bu ikinci soru olsun ama ilk soru bir de sen söyle, neden biz bu işe kalkıştık? Evet, bu işe kalkışmamızın en önemli nedeni birkaç yıl önce Konya'da bir Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir faaliyete katılmıştım. Bir grup gazeteciyi çağırmışlardı ve Konya'da çok büyük bir salonda çok sayıda insan vardı. O kürsüde olanlardan bir tanesi şu anda FETÖ'den kaçak, bir tanesi FETÖ'den içeride. Devlet organizasyonu, o öyle bir tarih yani. Onların çok gözde olduğu zamanlar. Orada şunu gördüm. Çok sayıda Konya'da gazetecilik öğrencisi var ve ama hayatlarında gazeteci pek görmemişler ya da çok az görmüşler. Bir deneyim sorunu var. Yani eğitim olarak aldıkları eğitimi bilmiyorum, detaylarını çok fazla bilmiyorum ama bir mesleği yapmak isteyen, yani gazetecilik, iletişim vesaire değişik hatlarda okuyan ama mesleği yapmak isteyen insanların bir tecrübe sorunu vardı. Bir orada onu gördüm, çok büyük bir açlık vardı. Sorular soruldu, sonra toplantıdan sonra yanımıza gelenler çok oldu falan. Bir diğer husus, okullar, bazı okullar bunu profesyonel gazetecileri hoca falan olarak istihdam ederek bir ölçüde aşmaya çalışıyorlar belki ama bunun yeterli olduğunu sanmıyorum. Ama bir diğer husus da eğer içinizde bir şekilde Türkiye'de medya kuruluşlarında az buçuk staj ya da halen fiilen çalışanlar da varsa biliyordur. Türkiye'de bir süreden itibaren medyada yeni gelenin eğitimi diye bir şey pek yapılmıyor. Benim tanık olduğum, ki 30 yılı aştı benim tecrübem, 85'te başladım gazeteciliğe. İlk yıllarda pek böyle değildi ama artık tamamen herkesin havuza atılıyorlar ve genellikle de çocuklar yüzmeyi öğrenemeden boğuluyorlar, pişman oluyorlar. Ya da çok gazetecilik diye başka şeyler öğreniyorlar. Çok fazla şey olmuyor, yol gösterme vesaire olmuyor, deneyim paylaşma olmuyor ya da çok sınırlı anlamda oluyor, kayırmacılık anlamında oluyor. Sektörde böyle bir sorun var. Dolayısıyla Konya'daki deneyimden hareketle biz Sedat'ta bir, İstanbul'da bir toplantı öyle düzenledik, Beşiktaş'ta bir kültür merkezinde. Oraya Kocaeli'nden de arkadaşlar gelmişti. Çok ilginçti. Bir gün boyunca yapmıştık orada. Çok sayıda insan. Şimdi burayı kurumsallaştırdıktan sonra Medyascope'u artık 2 yılı açtık. O deneyim çok güzel bir deneyimdi. O deneyimi sürdürmek istiyoruz. Burada artık yerimiz var. İnsanları ağırlayabileceğimiz bir yer var. Daha önce yaptığımız yer rica minnet bulduğumuz bir yerdi. Burada kendi yerimiz var. Ve bizim burada yapmaya çalıştığımız gazetecilik bir anlamda gazetecilikle şu anda şurada yapmaya çalıştığımız işin birebir örtüştüğünü düşünüyoruz. Bu da nedir? Sivil, çoğulcu, özgür, bağımsız bir gazetecilik perspektifine sahibiz. Ne derece yaptığımız tartışılır ama burada da esas olarak gazeteciliği sivil bir şekilde, yani Sedat'ın demin söylediği gibi devlet vesaire gibi kurumlara bağımlı olmadan, toplumu gözeterek, toplumun haber alma ihtiyacını gözeterek yapmanın, özgürlükçü bir şekilde yapmanın yollarını konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hafta sonları olacak. Hangi yoğunlukta olacağını şu anda kestiremiyoruz ama her hafta muhakkak 2'şer tane bugünkü gibi, ama gün pazar olmayabilir, cumartesi olur, onu bilemiyorum. O daha çok katılımcıların şeyi olacak ve bunu yine
sosyal medyadan duyuracağız. Şöyle başlıklar var. Mesela demin burada başka bir şey için gelmişti. Nevşin Mengü ile de söz aldık. O mesela televizyon sunuculuğu, haber sunuculuğu üzerine bir atölyeye katılmaya söz verdi. Spor gazeteciliği, kültür sanat gazeteciliği gibi başlıklar da olacak. Dış habercilik gibi, savaş muhabirliği gibi ki bu alanlarda şunu söyleyebilirim. Gerçekten sahasında en iyi olan arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı, Nazım'ın geçtiği çok sayıda isim var. Onları parça parça buraya getirmeyi düşünüyoruz ve orada perspektif önce bir genel bir girişin ardından daha çok buradaki katılımcıların sorularıyla bir interaktif bir şekilde yapmak. Bunları şu anda yayınlıyoruz. Periskop'tan, YouTube'dan, Facebook'tan şu aşamada soru almak istemiyoruz. Şu aşamada oradan katılan yani uzaktan izleyerek İstanbul dışında buraya gelemeyip izleyenlerin de ileride buraya katılmasını da bu yayın yani workshop'a katılmasını da düşünüyoruz ama ilk aşamada onu düşünmüyoruz. Yani bir de şöyle bir şey olacak. Yani izleyenler sadece soru soramayacaklar, uzaktan izleyenler. Siz soracaksınız yine. Şimdilik en azından öyle diyelim. Bir de şöyle bir şey var. Günümüz gazeteciliği artık sadece bir spor, kültür, sanat vesaire gibi bir şey değil. Aynı zamanda çok fazla yeni medyanın kullanımıyla ilgili bir olay, yeni teknolojilerin kullanımıyla ilgili bir olay da olduğu için bu atölyelerde çok ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde özellikle yeni medyanın gazetecilikte kullanımı konusunda da uzman arkadaşlarımız ayrıca ayrı başlıklarla olacak. Bir de şöyle şeyler de kesinlikle olacak. Fotoğraf, gazete fotoğrafçılığı ya da yani haber fotoğrafçılığı gibi ya da kameramanlık gibi bir takım alt başlıkları da burada yapmayı düşünüyoruz. Yani şöyle bir şey beklenti içerisinde olanlar biraz hayal kırıklığına uğrayabilir. Tamamen teknik bir şey yapıyoruz. Gazetecilik mesleği üzerine bir şey yapıyoruz. Hala bu günün Türkiye'sinde hala gazetecilik yapmak istemek zaten yeterince çile çekmek demek. Dolayısıyla bir de üzerine bunun çok siyasi vesaire bir şeyler katarak o şeyi katmerlemek istemiyoruz. Teknik bir şey yapacağız. Tabii ki siyaset mecburen konuşulacaktır bazı yerlerde. Ama esas olarak burada tecrübeli bir takım isimler bu işi yapmak isteyen, bu işe başlamış olan ya da başlamaya niyetli olan kişilerle buluşacaklar. Sonuçta belki niyetli olanlar niyetlerinden vazgeçecek. Hı hı, evet. Belki de tam tersine iyi ki bu işe niyetlenmişim, pekala bu iş olabilirmiş diyecek. Evet. Peki, sorularınızı alalım. Merak ettiklerinizi sorarak başlayın. Buyurun, kendinizi de tanıtın. Resul Sarrar Akdemir, tam yazımı. Soru şudur, gazetecilik Türkiye tarihi olsun, dünya tarihi. Gelecek arasında olayları analiz eder, yorumlar. Bu kapsamda Türkiye'de Türkiye'yi baz alalım. Suç kavramını teşkil eden nelerdir? Çünkü en çalkantılı süreçte her zaman en çok baş ağrıran kişiler genelde gazeteciler, televizyoncular olmuştur. Burada sınır çizgisi nedir? Yani suçlu olabilmek için şimdi bu yapıyorum? Yani biraz da siyasi bir soru olarak algılıyor, evet. Ama çok hassas bir konu çünkü her zaman. Şimdi soruyu bir tekrarla istersen, duymamıştım olabilir. Arkadaşımızın sorduğu soru şu, çok özetle, gazetecilikte suç kavramı nedir? Gazeteciye ilişkin, gazetecinin eylemine ilişkin suç kavramı nedir diye soruyor. Yani özellikle şu son zamanlarda Türkiye'de pek çok gazeteci suçlanarak cezaevine konuyor, hakkında kovuşturma sürdürülüyor. Öyleyse gazetecinin suçlanması nedir, ne demektir? Ne olursa gazeteci suçlanır ya da suçlanması doğru mudur gazetecilik yapmasından ötürü? Şimdi bir kere basın özgürlüğü anayasal bir hak olarak teminat altına alınmış. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü tüm dünyada en
önemli özgürlüklerden birisi olarak var. Ancak Türkiye'de çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları uzun uzun açmaya gerek yok ama bunlar tamamen politik kararlar. Yani hepsi olmasa bile ezici bir çoğunluğu politik kararlar. Siyasi iktidarların pozisyonuna göre değişiyor. Ama şunu söylemek lazım. Gazetecilikte yapılan hatalar, yanlışlarla suçları birbirinden ayırmak lazım. Yani bir takım haberler yanlış olabilir, hatalı olabilir. Bu tartışma açıktır. Ve dünyada genellikle bu konuda kabul edilen şeyler meslek içi, bunun meslek içerisinde görülmesidir. Meslek kurumlarının tarafından, yani onu yapan ve bunu alışkanlık yapan kişilerin meslekten dışlanması olabilir, başka şeyler olabilir. Ama Türkiye'de, birçok yerde de var ama Türkiye'de son dönemde özellikle bu iş başka bir yere taşınmış durumda. Bunun üzerine çok fazla odaklanmamak gerekiyor. Şu anda yaşananların büyük bir kısmının siyasi olduğunu, suç değil de suçlu arandığını ve hoşlanılmayan bir takım kişilerin suçlanmak istendiğini ve bunlara suç arandığını görüyoruz. Geçen burada yayında Cuma günü Kadri Gürsel, mesela Kadri Gürsel'e herhangi bir haberi yazısından dolayı bir suç isnat edilmedi. Ama biliyoruz ki Kadri Gürsel gazeteciydi. Dolayısıyla bunlara çok fazla yoğunlaşmamak lazım. Şunu görmek lazım. Bugünün Türkiye'sinde anayasal teminatlar vesaire bir yerden sonra pek işe yaramayabiliyor. Biz bu ülkede gazetecilik yapmak istiyorsak, her şeye rağmen gazetecilik yapmak istiyorsak nasıl yapabiliriz? Bunun yolu otosansür değildir. Başına bir şey gelme ihtimaliyle mücadele etmenin yolu otosansür değildir. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim aklıma gelen, kendim ve Medyascope'da da bunu yapmaya çalışıyoruz. Her düşündüğünüzü yazamayabilirsiniz. Türkiye'nin, ülkenin ya da dünyanın koşulları nedeniyle. Yazamayabilirsiniz. Bu otosansür değildir. Bakın öyle bir korkutuculuk da var. Hani her aklına geleni, her düşündüğünü anında söylemekten imtina etmek otosansür değildir. Ama inanmadığınız bir şeyi yazmak, söylemektir sorun. Şu anda Türkiye'de ve dünyada birçok yerde yaşanan en temel sorun bu. Eğer insanlar inanmadıkları şeyleri, inanmaya, sırf şu ya da bu nedenle başına bir şey gelmemesi ya da iyi bir şeyler gelmesi beklentisiyle yapıyorlarsa orada bir sorun var. Yoksa onun dışında şu anda bugünün Türkiye'sinde neyin suç, gazeteci için neyin suç, neyin olmadığını tarifi diye bir şey mümkün değil. Yani baktığımız zaman, şu anda süren davalara baktığımız zaman bu davaların büyük bir kısmı anayasaya aykırı davalar. Yani anayasadaki basın özgürlüğü teminat altına alan anayasaya aykırı davalar. Dolayısıyla şu anda elimizde bir ölçü yok. Şu anda elimizde hani bir eskiden vardı. Bir takım kavramlar işte şuna aykırıydı, bir takım şeyler. Mesela Kürdistan lafını düşünün. Kürdistan lafı uzun bir süre suçtu. Sonra normalleşti. Cumhurbaşkanı o zaman başbakanken o da kullandı ve birçok kişi kullandı. Şu anda suç değil ama haz edilmiyor. Yarın öbür gün suç haline gelip gelmeyeceğini bilmiyorsunuz. Bunu çoğaltabiliriz. Bunlar konjonktüre göre değişen şeyler. Burada önemli olan gazetecinin, gazetecilik yapan kişinin önemli olan yaptığı işe sahip çıkabilmesidir. Onu siz sahip çıktıktan sonra hapse mi girersiniz, aklınızda dava mı açılır vesaire, bu sorun değil. Ama en büyük sorun şu bence, inanmadığınız bir şeyden dolayı kendinizi savunmak durumunda kalmanızdır. İnanmayarak yaptığınız şeyden. Bu çok bizim meslekte çok oluyor. Tanıdığımız arkadaşlar bir takım yalan haberlere vesairelere imza atıyorlar. Sonra sorduğunuz zaman genellikle ne denir? Ya işte başlığı yazı işlerini de değiştirmişler, şu olmuş, bu olmuş. Ama herkes bilir ki öyle değil. O da artık bu işin parçası. Benim gazeteci olmak isteyenlere özellikle tavsiyem şu, 30 küsur yıldır bu işi yapıyorum. Bu şekilde işi zamana uygun gazetecilik yapmak isteyen insanların büyük bir kısmı telef oldu. Çünkü onlar tamamen nabza göre şerbet vererek vesaire yaparak en fazla birkaç ay daha fazla maaş aldılar. Ama bir saygınlık anlamında vesaire bir gazeteci kimliğini tam olarak
taşıyamadılar. Onu öyle bilmek lazım. Yani burada o çok basit bir şekilde limon sat falan anlamındaki lafları söylemek istemiyorum. Ama şu mümkün. Biz de zaten bu atölyeyi büyük ölçüde bunun için de yapıyoruz. İnsanlar pekala limon satmadan da onurlu bir şekilde gazetecilik yapabilirler. Ama bunu yapabilmek için özellikle genç insanlar çok fazla donanımlı olmayabilir. Ve işte burada biz bu şeyleri yaparken bir anlamda o donanımla şu ya da bir şekilde sahip kişilerin olabildiğince onlara katkıda bulunmasını istiyoruz. Zor bir dönemde gazetecilik yapmak, gazeteciliğe niyetlenmek özellikle gençler için çok daha zor. Dolayısıyla biz burada olabildiğince onlara bir takım işin püf noktalarını, kolaylıklarını ya da zorluklar nasıl aşılabilir ya da zorluklara nasıl katlanılabilir burada yapmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Bir şey ekleyeyim. Yani Ruşen'in en başta söylediği sivil, çoğulcu, özgür ve bağımsız bir gazeteciliği biz burada yapmaya çalışıyoruz diye. Bizim uydurduğumuz şeyler değil bunlar. Evrensel gazetecilik ilkeleri. Hayatınızda, hayatınız boyunca bir siyasal düşüncenin peşinden gidebilirsiniz. Mutlaka oy kullanabilirsiniz. Fakat gazetecilik yaparken bundan bağımsız bir şekilde, yani siyasal düşüncenizden bağımsız bir şekilde sivil olmak, çoğulcu olmak, özgür olmak ve bağımsız olmak zorundasınız. Bunu yapmazsanız size, yüzünüze yine bakarak gazeteci derler ama arkanızdan aslında gazeteci olmadığınızı, parti elemanı olduğunuzu ya da başka bir şey olduğunuzu söylerler. Dediğim gibi bu ikisini çok iyi meç etmek, birbirinden ayırmak lazım. Bir örnekle kapatayım. Kennedy'ye atfederler, domuzlar körfezi çıkartmasına kalkışacaktır Amerikan hükümeti. Washington Post öğrenir bunu. Kendi arasında tartışır Washington Post ve ya bu ulusal bir meseledir. Nihayetinde dik burnumuzun dibindeki komünistleri yok edecektir Amerikan hükümeti. Biz bunu yayınlamayalım der ve yayınlamaz. Sonrasında Domuzlar Körfezi çıkarması çok büyük bir fiyaskoyla sonuçlanır. Amerika rezil olur. Basın toplantısı yapılır. Başkan Kennedy gazetecilerin karşısına çıkar. Washington Post'un muhabiri şöyle bir laf eder. İşte biz öğrenmiştik ama yazmadık efendim. Kennedy'nin cevabı şu olur. İyi halt yedin. Sen yazsaydın bunu, bu fahiş olacaktı. Biz o zaman bu çıkarmayı belki yapmayacaktık. Ve bu kadar da rezil olmayacaktık. Hadi bakalım neresinden bakarsanız orasından bakın. Başka soru alalım. Kendimizi de tanıtalım. Biraz yüksek sesle özellikle. İsmim Emre, Marmara Üniversitesi İletişim Öğrencisi. Bugünkü olaylara izlerken yaşananların siyasi olduğunu söylediniz. Bu geçtiğimiz aylarda da birçok görmüşsünüzdür. Gazetecilerin birbirine hedef gösterme durumu var. Bunlar siyasi olarak mı aldınız? Çocuklar, bakın. Bir soruyu tekrarlayalım. Marmara İletişim'den Emre arkadaşımız gazetecilerin birbirini bir tür hedef göstermesinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğini soruyor. Ya şimdi bu tür şeyleri çok fazla yapmayalım. Yanlış bir şey. Nokta bu kadar. Yani bunları takmayın. Bu tür Sedat'ın bıraktığı yerden gazetecilik ve aktivizmin Türkiye'de ve dünyada çok iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Ve Türkiye kutuplaşmış bir ülke. Bu kutuplaşmış ülkede kutuplar kendi gazetecilerini istiyor. Ve böyle bir yerde de sürekli gazetecilik adı altında, gazetecilik kimliğini kullanarak insanlar bu kutuplaşmayı daha da hızlandırmaya çalışıyorlar. Siz şimdi kendinizi bir kutubun gazetecisi olarak konumlayabilirsiniz, olabilir. Ve buradan bir şeyler yapabilirsiniz. Ama burada sadece kendi insanlarınıza seslenirsiniz ki şunu da biliyoruz, o kutupların hiçbirisi de yekpare değil ve onun içerisinde bir infraksiyon var. Orada bitmez, tükenmez bir şekilde, üretici olmayan bir şekilde hareket edersiniz. Halbuki yapılması gereken, kutupları aşan bir şekilde herkese hitap eden bir dili yaratmaya çalışmak. Bunu yaratmaya çalıştığınız zaman bakacaksınız her iki tarafın da insanları size saldırıyor olacak. Hedef gösteriyor olacak.
Burada önemli olan, Sedat'ın söylediği çok önemli. Sizin siyasi duruşunuz olabilir. Ben kendimi bildim bileli. 14 yaşından beri Allah'a çok şükür solcuyum. Ama gazeteciyim. Yani bazı insanlar beni İslamcı sanır, bazıları başka bir şey sanır. Soldan bazı insanlar bana solculuğu yakıştırmaz vesaire. Onların kendi bileceği iş. Ama gazeteciliği üzerinden yürümeye çalışırım ve benim için önemli olan Türkiye'de solun bekası vesairesinden ziyade önemli olan bu mesleği yapabilmek. Ve bu mesleği yaparken de olabildiğince herkese seslenmeye çalışırım. Biz Medyascope'da bunu yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarılı oluyoruz onu ayrı bir tartışma. Ama şöyle bir şey var. Bize şu dayatılıyor. Hep bir yere seslenin, bir yere sırtınızı verin, öteki yere saldırın. Bütün taraflar, bütün şeyler, her yerde aynı şey var. Ama sonuçta bu çok kısır bir şey ve bu çok hiçbir yaratıcılığı olmayan bir şey. Hep klişeleri tekrarladığınız bir şey. Önemli olan bugünün Türkiye'sinde bu kutuplaşma ortamında bütün kutuplardaki, farklı kutuplardaki insanlara ve en önemlisi bu kutuplaşmadan rahatsız olan insanlara, bundan bunalan insanlara hitap edebilmek, onların beklentilerini karşılayabilmek. Yani öyle bir şey yapabilmesi lazım ki insanların o insana ya işte görüşlerine hiç katılmıyorum ama takip ediyorum. Artık öyle deniyor biliyorsunuz. Okuyorum denmiyor, takip ediyorum vesaire. Bunu dedirtebilmek, bunu yapabilmek. Yoksa aksi takdirde herkes kendi mahallesinde, kendi kutbu içerisinde bir şey olur. Dolayısıyla o ona bunu demiş, bu buna şunu demiş gibi meselelere takıldığınız zaman orada işte hepimize bu da yatılıyor. Orada kendinizi tüketin. Onunla kavga et, bununla bilmem ne yap. O sana şunu desin, sen ona bunu de vesaire yap falan gibi bir şeyin içerisinde ömrümüzü tüketmemiz isteniyor. Onlara cevap yetiştirmek yerine, onları dert edinmek yerine olabildiğince sakin bir şekilde işimize bakmak lazım. Biz mesela burada Medyascope'da o tür şeylerden tamamen uzak durmaya çalışıyoruz. Yani yoksa bugün bir internet sitesi, bir gazete tepeden tırnağa polemiklerle ve kavgalarla vesairelerle çıkabilir. Ama bunları topladığınız zaman sonunda ortada tek bir fikir dayı yok, tek bir haber boyutu yok. O onu demiş, bu bunu demiş. Geçen mesela bir arkadaşlar Osman Kavala'nın gözaltına alınmasıyla ilgili muhalif bilinen bir yerde çıkan bir yazıyı bana yolladılar. Rezalet. Yani bunun üzerinden muhalefet yapmak, yani bunun üzerinden iktidar savunuculuğu yapmak, bu tür yöntemlerle, isimlerle vesaire yapmak artık özellikle kurtulmamız gereken bir şey. Bunun bir salgın olduğunu, çok cazip bir şey olduğunu biliyorum ama özellikle nacizane tavsiyem gençlere özellikle bunlardan olabildiğince uzak durmaları. Yani bunun yerine gerçekten kitap okusunlar vesaire. Yani böyle bir takım trollerin ya da troll adaylarının bitmek tükenmek bilmeyen sürekli değişen bir de şeyleriyle vakit kaybedeceğinize, enerji kaybedeceğinize daha sakin kafayla gazetelerde bulamıyorsanız kitaplarda arayın bulun onlara bakın. Bir de çok teknik olarak şöyle bir şey var. Yani o yapılan çok saçma. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon. Günlük gazete satışı, toplam ulusal gazete satışı 3,5 milyon adet. Kimse, yani çok kimse bu alanların, bu 3,5 milyon gazete alanların büyük çoğunluğu sadece bir tane gazete alıyor. Öyle birden fazla gazete alanların sayısı çok sınırlı. Öte yandan televizyonu izlerken aynı anda hem şu kanalın hem bu kanalın ana haber bültenini izleyemiyorsun. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya da hem burada hem buradaki şeyi tartışma programını izleyemiyorsun. Teknik olarak mümkün tabii ama biz sıradan insanlar için mümkün değil bu. Birkaç tane televizyon falan lazım. Aynı anda bakmak lazım. Yani sonuç olarak bir polemiğe girmek, bir diğer gazetecinin kendi çalıştığı mecrada onun yalan yanlış haber yaptığını, şöyle olduğunu, böyle olduğunu anlatma kadar saçma bir şey yok. Yani onun reklamını yapıyorsun. Yani o insanı kimse izlemiyor. Ya çok saçma bir şey onun için. Kendi işine bakacaksın. Kendi haberini yazacaksın. Yürüyeceksin, gideceksin. Doğru bildiğini yapacaksın gazetecilik adına. Başka soru alalım. Buyurun. Türkiye'de adınızı alalım. Bugün Türkiye'de iktidarla
medya arasındaki ilişki çok gerilim noktalarının en temellerinden bir tanesi. Fakat bu ilişkinin unutturduğu bir şey belki medya ile sermaye arasındaki ilişki. Bu durumda Türkiye'deki süreç nasıl gelişti? Ya da işte gazeteciyle sermaye sahibi arasındaki optimal ilişki nasıl olabilir? Bu konuda ne söyleyeyim? Şimdi soruyu tekrarlayalım, izleyicilerimiz de duysun. Abdullah arkadaşımız medya sermaye arasındaki ilişkiyi değerlendirmemizi istedi. İşte bu bugünkü şu şeyin en önemli konularından birisi bu. Artık öyle bir çağdayız ki çok büyük sermayeye gerek olmadan gazetecilik yapmak mümkün. Şimdi bunun üzerine çok ciddi bir şekilde kafa yormak lazım. Biliyorsunuz bir cep telefonuyla, tek başına bir cep telefonuyla, hele iPad'iniz varsa daha akıllı. Evet. Tek başınıza, kendi çapınızda gazetecilik yapabilirsiniz. Adım adım olur ama yapabilirsiniz. Bu nedir? Çekersiniz, konuşursunuz, yüklersiniz. YouTube'a yüklersiniz, oradan sosyal medya üzerinden paylaşırsınız. Ya da öyle blog şeyleri var, ücretsiz ya da çok düşük paralı yerlere web sayfası açarsınız vesaire. Yani buradaki sorun şu. Ama bunu kim okur, bunu kim takip eder vesaire. Bunların da yollarını oluşturmak gerekiyor ve mümkün. Dünyada bunların da yolları var. Mesela biraz daha baktığınız zaman şunu görürsünüz. Bir takım platformlar var. Sizin yaptığınız, biz mesela burada Medyascope'u bir platform olarak kurduk ve dedik ki birçok arkadaşımıza, özellikle işini kaybetmiş gazeteci arkadaşımıza dedik ki çekin video, istediğiniz haber yapın, analiz yapın vesaire yapın. Koyun YouTube sayfanıza, biz Medyascope'dan sayfaya taşıyalım. Ve bu ne oluyor? Hem bizim Medyascope üzerinden onun YouTube sayfasından o izleniyor, hem de onun videosu sayesinde bizim Medyascope'umuz biraz daha fazla. Bu küçük bir örnek olarak söylüyorum. Çok arkadaşımız itibar etmedi. Ama itibar etmeyenlerin büyük bir kısmı zaman içerisinde pek bir şey üretmediler. Şimdi buna benzer bir takım platformlar var ya da oluşturulabilir. Bir diğer husus, dünyada çok öne çıkan bir yaklaşım var biliyorsunuz. Bir vatandaş gazeteciliği diye bir kavram var. O vatandaş gazeteciliği kavramı aslında çok tehlikeli olabilecek bir kavram. Çünkü herkesin her şekilde gazetecilik yapabileceği üzerine kurulu bir şey. Prensip olarak doğru ama muhakkak bir gazetecilik filtresine ihtiyaç var. Aksi takdirde insan sokakta gördüğü ya da orada duyduğu ya da orada işittiği şeyi gazeteciliğin bir takım kriterleriyle check etmeden habermiş gibi ortaya sürdüğünde ki bunun çok örneği sosyal medyada oluyor. Anlamıyor, tam anlamıyor, arkasını bilmiyor, background'ını bilmiyor. Bir şey görüyor, işte şu şunu yaptı diyor. Aslında öyle çıkmıyor vesaire. Burada vatandaş gazeteciliğiyle gazetecilik deneyiminin filtrelenmesini yapabilecek kurumlar olabiliyor. Bu sefer ne oluyor? Haberin maliyeti azalıyor. Yani sizin bir, diyelim ki internet sayfası kurdunuz, Türkiye'den haberler veriyorsunuz. Sizin Anadolu'nun dört bir tarafından bir takım insanlarla tanışıyor olmanız, sizin orada haber yapabiliyor, yapabilmenizi mümkün kılar. Nasıl olur? Mesela bir şey görürsünüz, Tokat'ta cinayet diyelim ki, atıyorum çok basit bir şekilde. Tokat'ta tanıdığınız birisi vardır, bir şekilde tanışmışsınızdır vesaire. Ona dersiniz ki ya bu konuda sen bir şey biliyor musun, ediyor musun falan. Oradaki ama gelen bilgiyi onu sizin filtreden geçirmeniz lazım. Onun olduğu gibi koyarak değil. Şimdi bu işin bir yönü. İkinci bir yönü çok daha önemli bir yön. Türkiye'de çok atlanan bir yön. Vatandaş gazeteciliğinden çok vatandaş tarafından finanse edilen gazetecilik modeli var artık. Dünyada. Örneğin çok basit bir örnektir, çok çarpıcı bir örnektir. Trump'ın seçilmesinin ardından, seçildiği günlerin sonrasında Amerika'daki şoku ardından birisi internette bağış yapan, toplayan öyle siteler var. Bir konuya, bir başlıkta para atıyorsunuz kredi kartıyla. Şöyle bir başlık atıyor, bağış açıyor. Bu süreçte New York Times ve Washington Post gazetecileri bizleri doğru haberdar etmek için seçim sürecinde çok büyük emek sarf ediyorlar ve onlara bunun karşılığında pizza yollayalım diye vatandaşın birisi o bağış sitelerinden birisine New York Times ve Washington Post çalışanlarına pizza için para topluyor.
Şimdi rakamları hatırlamıyorum ama adamın düşündüğü para 1000 dolarsa toplanan para 30 bin dolar. Ve 3 dakika içerisinde. Çünkü o ama kriz anı var vesaire. Şimdi o gaz ve hakikaten de yolluyorlar. Koli koli şeye, oralara pizzaları yolluyorlar. Buna benzer, yani bu çok şey bir örnek ama buna benzer birçok yer, Türkiye'de tam yok ama olabilir. Çünkü orada perspektif şu, eskiden para verip gazete alıyordunuz. Şimdi gazete alan hemen hemen çok az insan var, onun yerine internetten bakıyor. İnternette bakarken internet için kota ya da evinde internet aboneliği parası ödüyor ama baktığı yerlere 5 kuruş para ödemiyor. Yani izlediği şeylere, takip ettiği yerlere ödemiyor. Ama bir taraftan da iyi haber, doğru haber almak istiyor. Özgün yorum almak istiyor. O zaman bu duyarlı kesimlere, ki Batı bu konuda çok büyük bir gelişme kaydetti. Bu insanların şöyle bir şey demek lazım. İşte çoğulcu, bağımsız, özgür ve özgün habercilik istiyorsanız elinizi cebinize atın. Atabilirsiniz. Bu ilk başta şey geliyor. Biz mesela burada Patreon üzerinden yapıyoruz. Çok başarılı olduğu söylenemez ama yine de var. Ama bunlar gelişecek. Yani böyle düşündüğünüz zaman siz diyelim ki yapmayı düşündüğünüz bir şeyi, tabii ki ilk akla gelen ne oluyor? İnsan kaynaklarına CV yollayıp şu gazetede, şu televizyonda iş bulmak istiyorsunuz. Ama olay bundan ibaret değil. Olay bundan ibaret değil. Eğer biraz yaratıcıysanız, biraz cesursanız ve gerçekten bu işi de yaratıcılık yapma imkanınız varsa, cevvarsanız pekala bunun şeylerini adım adım, adım adım inşa edebilirsiniz. Şu anda mesela bir örnek vereyim. Ünsal Ünlü'yü biliyorsunuz, sabahları Periskop'tan yayın yapıyor. Biz burayı ilk başlattığımız zaman ben Ünsal'a, eskiden NTV'den arkadaşım, işsizdi. Ona daha önce radyoda yapıyordu böyle bir şey, sabah yayını. Oradan da uzaklaştırılmıştı en son radyodan. Ben ona hazır o yaptığı şeyi Periskop üzerinden yapıp yapmayacağını sordum ve şey yaptım. Önce aa falan dedi ve adım adım, adım adım şimdi bütün şeylerini kendisi yüklüyor. Kendi sayfası var, web sayfası var. Patreon'dan destek alıyor vesaire yapıyor. Ama ilk başta korkutucu bir şey. Kim izler ki, kim izler ki ama nasıl oluyor? Siz eğer başarılıysanız, yaptığınız işi Ünsal gibi iyi yapıyorsanız insanlar izliyorlar. Sonra şöyle oluyor mesela, diyelim ki ben Ünsal'ın Periskop yayınını paylaşıyorum. Ünsal benim Periskop yayınımı paylaşıyor. Benim takipçim ona gidiyor, onun takipçisi bana gidiyor. Siz de böyle düşünün. Diyelim ki sizin 50 tane takipçiniz var. Başka bir arkadaşınızın 100 tane takipçisi var. Küçük dayanışma ağları kuruyorsunuz. Birbirinizin takipçilerini şey yaparak bunu çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Bazen ne oluyor? Diyelim ki bir takım yerlere yaptığınız haberleri söylüyorsunuz. Biz öyle çok haber bulduk. Çok insanı kattık medyaskopun içerisine. Mesela Periskop yayını yapan insanların tesadüfen görüyorsunuz, ediyorsunuz. Sonra bir şekilde ulaşıyorsunuz. Artık ulaşmak çok kolay. İnsanların sosyal medya üzerinden ne yapıyorsunuz? Facebook'tan mesaj atıyorsunuz. Twitter'da mentionlıyorsunuz. Ondan sonra ve böyle böyle bu halkalar gelişebiliyor. Yani kolay değil. Ama imkansız değil. Buradaki önemli olan baştan yılgınlığa kapılmamak, yani işte işe girmek için hani nasıl girerim, nasıl yaparım vesairenin dışında. Onlar tabii ki ayrı bir kalem ama her biriniz kendi başınıza ya da birkaç kişiyle beraber bunu yapabilirsiniz. Ama burada önemli olan, en önemli hususlardan birisi şu, bir kere bu işi ciddiye almanız, ikincisi sabırlı olmanız, üçüncüsü yeni teknolojilere çok ciddi bir şekilde hakim olmanız lazım. Bizim zamanımızda ne yapardık? Ben televizyonda çalıştım. Mesela İran seçimi izlemeye gittiğimizde İran'a kameraman, sesçi vesaire hep beraber giderdik. Ben de orada Ağar abi muhabir olarak işte yayınlarımı yapardım. Kameraman çekerdi, ötekisi uplink'i ayarlardı vesaire yapardı. Biz yayın yapardık. Şimdi ne oluyor? İran seçimi mi izleyeceksin? Alıyorsun ne kamera, belki küçük bir kamera ya da cep telefonu ya da iPad'inizle gidiyorsunuz. Kendiniz çekiyorsunuz. Kendi kendinizi selfie olarak anonsunuzu da kendiniz yapıyorsunuz vesaire. Bunu yapacaksınız artık. Yani böyle o eski, bütün bunlar çok büyük maliyetti eskiden. Aynı anda birçok kişi birden. Artık
kendi sesçiniz, kendi montajcınız, kendi kameranız, kendiniz olacaksınız ve kendi patronunuz da mümkünse olabiliyorsunuz, kendiniz olacaksınız. Bu şu anda yeni teknolojilerle sonuna kadar mümkün. Burada ama şöyle bir şey var. Önce cesaret tabii. Cesaret lazım. Bu bir deli cesareti değil. Makul bir cesaretle bu iş olur. İlla ki de her şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Kendinize bir alan açarsınız. Diyelim ki çevre. Küçük küçük inşa edersiniz. Bir video, iki video, üç video, bir röportaj, bir bilmem analiz vesaire, belki iki yazı, şu bu. Bunları inşa edersiniz ama bunu yaparken bir konuda istisnaslaşmanın sadece ve sadece haber yaparak olmadığını görmeniz gerekir. Bunu yaparken birinci derece kaynakları, ki bu kaynaklar Google değil kesinlikle, kitaplar, bu konuda yapılmış, üzerinde çalıştığınız konulardaki bilimsel araştırmalar vesairelerle beraber ihtisaslaşarak yaparsınız. Her şeyi yapmak zorunda değil insanlar. Kendinize yapabileceğinizi düşündüğünüz bir ya da birkaç alan seçip onun üzerinden yürüyebilmek. Mesela şu değil, eskiden spor gazeteciliği. Şimdi artık öyle bir gelişti ki NBA gazeteciliği diye bir şey var. Ya da ben adını söyleyemiyorum, Avrupa basketbol şeyi. Sırf onu yapan insanlar var. Ya da atletizm üzerine yazanlar var, şu var, bu var. Ya da spor hukuku üzerine yapanlar var. Yani bunları böyle büyük başlıklar halinde spor vesaire gibi de ya da ekonomi gibi de yapmanız da gerekmiyor. Yapmanız gereken ama bir şeyi, az bir şey yapın, sınırlı bir şey yapın ama onu iyi yapın. Onu yaptığınız zaman göreceksiniz, para da kazanmaya başladı. Yani bu işte para kazanmak, eğer çok büyük beklentileriniz varsa, hani buradan zengin olmayı düşünüyorsanız zaten olmayın. Yani gazetecilikten bugünün Türkiye'sinde zengin olmanın imkanı yok. Ama hem yaşamımı idame ettireyim hem de sevdiğim bir işi yapayım diyorsanız aslında bu çok imkansız gibi görünse de mümkün. Şunu eklemek lazım bir de belki sorduğum medya sermaye ilişkisinde. En başında gördük, yani Türkiye'de gazetecilik devlet eliyle başlamış. Bugün de dahil olmak üzere hala devletle ilişki biçiminde sürüyor. Bir, iki, Türkiye'de sadece gazetecilik yapan bir medya patronu yok. Mutlaka başka bir iş daha yapıyor ve asıl özgür olabilmek için başka bir iş yapmak gerektiğini ısrarla savunan genel yayın yönetmenleri de gördü bu ülke. Ama kazın ayağı öyle değil, batıda öyle değil. Bu işi icat edenler bunu böyle yapmıyor. Sadece gazetecilik yaparak para kazanmaya çalışıyorlar. Bunu yapmak dün Türkiye'de belki mümkün değildi. Ama bugün Türkiye'de şu cep telefonu sayesinde, internet sayesinde mümkün. Şunu ekleyeyim, gazetecilik çok tehlikeli bir meslek. Ama sadece yapan için değil, maruz kalan için de çok tehlikeli bir meslek. Karşı tarafı mahvedebilirsiniz, hayatını bitirebilirsiniz, yok yere ocak söndürebilirsiniz. İş sizin namusunuza kalmış. Çok dikkatli olmanız lazım. Çok ama çok dikkatli olmanız lazım. Ve hele Türkiye'de ama bence bütün dünyada tek başına yapılacak bir iş de değil, dayanışma içinde, örgütlü biçimde yapmanız lazım. Böyle yaparsanız mutlaka bir şey başarırsınız. Son soru alalım. Arkadaşımdan alalım. Kendinizi tanıtın. Elif, ben eczacıyım. Hı-hı. Biraz bahsettiniz ama vatandaş gazetesine biraz daha katılımcılarımızdan Elif arkadaşımız, vatandaş gazeteciliğinin temel olarak
nasıl yapılabileceğini sordu. Kendisi eczacı, ben gazeteci değilim, farkındayım. Burada bir haber var ama orada nasıl davranacağım diye soruyor özetle. Benzer şekilde olan diğer şimdi izleyicilere de bir cevap olur. Birincisi şu, güvendiğiniz, önem verdiğiniz gazetecilere düşündüğünüz, haber değeri olduğunu düşündüğünüz şeyleri vermeniz, iletmeniz. İkincisi, kullandığınız sosyal medya mecralarında o düşündüğünüz şeyleri olabildiğince serin kanlı bir şekilde dile getirmeniz ve oralarda şöyle şeyler olabiliyor. Gerçekten gazeteciler hiç sizi bulabiliyorlar. Mesela siz bir Facebook paylaşımı yapıp eczacılık sektöründeki çok ciddi bir şeyi anlattığınız zaman birdenbire birisi kalkıp bir bilmem ne gazetesi ya da internet sitesinden birisi size ulaşabilir. Öyle şeyler de olabilir. Yani bunlar imkansız değil. Zor ama imkansız değil. O ele aldığınız konunun cazibesine vesairesine bağlı bir şey. Bir de kendiniz haber yapabilirsiniz. Kendiniz haber yapabilmenin yolları ne? Çok basit ve mütevazi bir şekilde şey yapabilirsiniz. Mesela eczacısınız. Kendiniz bir blog açabilirsiniz. Ve ondan sonra o blogda eczacılık diyelim ki konuysa konu ya da daha genel bir şey konuşacaksanız kendi düşüncelerinizi ve bilgilerinizi, haber değeri de taşıyan şeyleri onları birbiriyle karıştırarak belki de yani hem haberi yani işin içerisinde bilgi hem de yorum katarak kendi kendinize bir şeyler yapabilirsiniz. Kaç kişinin okuduğu vesaireyi dert etmeden, izlediğini dert etmeden başlarsanız oradaki temel mesele şu, özellikle onu vurgulamak istiyorum. Kaç kişinin baktığı önemli değil, sizin içinize sinmesi önemli. Yaptığınız işten utanmamanız önemli. Biz burada Medyascope'da bunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize kaç kişi izliyor vesaire diye ilk sordukları bu. Halbuki bizim mottomuz biliyorsunuz çünkü özgür. Bizim buradaki esas özgürlük vurgumuz insanlar genellikle siyasi iktidarla ilgili olarak şey yapıyorlar ama esas bizim derdimiz bu reyting vesaire gibi şeylere karşı bir özgürlük. Aksi takdirde reyting, izlenme bilmem ne derseniz sizin yapacağınız şey zaten 3-5 kalemdir. Evlilik programları, bilmem neler, şunlar bunlardır. Bir de milletin birbirine hakaret ettiği futbol kavgaları falandır. Ama önemli olan sizin yaptığınız işi, işinizin silmesidir. Bunu kaç kişinin okuduğunun, tabii ki onun önemi var. Keşke olabildiğince çok insan okusa. Ama baştan kendinizi kaç kişinin okuduğu, izlediği üzerine şartlandırırsanız bu ülkede hiçbir şey yapamazsınız. Onun için yavaş yavaş başlayın. Ne yapmak istiyorsanız yapın. Ne konuda konuşmak istiyorsanız konuşun. Bunun yolunu, yöntemini kendiniz inşa edin. Ama bunu inşa ederken tabii sağda solda başkalarının ne yaptığına da bakarak yapın. Ama şunu kesinlikle kafanızdan bence atın. Kim okur, kim bakar, kimin umurunda? Bunu dediğiniz zaman zaten gazeteci olamazsınız yani. Yani gazetecilik faaliyeti içerisine giremezsiniz. Kaç kişinin okuduğunu vesairenin bir şeyi yok. Sizin onu yazdığınız haberi ya da yorumu siz ondan sonra kendiniz okuyup son bir okumayla sayfanıza koyuyorsanız o bile yeterli. Ama bakın burada şunu özellikle söyleyeyim. Muhakkak ve muhakkak yaptığınız işe sonuna kadar sahip çıkın. Bunun yolu da öncelikle kendi yaptığınız işi ciddiye almaktır. Mesela yazdığınız yazıyı muhakkak yazıysa muhakkak birkaç kere okuyun. Son dönemde özellikle gördüğüm çok ciddi bir şekilde çala kalem. Şimdi bir hani var ya hız. Yani hiç kimsenin bir yere bir şey yetiştirdiği yok. Yani sizin bunu 5 dakika önce, 5 dakika sonra koymanızın blogunuza ya da bilmem web sayfanıza koymanızın çok fazla bir anlamı yok. Yok öyle bir şey. Yani o yalan. Kim daha hızlı verecek yalan. Genellikle en hızlı verenler genellikle en çok yanlış yapanlar oluyor. Şeye güveniyorlar ama. İnsanların hafızası yok, hesap sormuyor nasıl olsa diye güveniyorlar. Hiç acele etmeyin. Yaptığınız işleri özene bezene yapın. Bir de önemli olan onu, yani şöyle de düşünebilirsiniz, çok basit. Niçin yazıyorum? Benden sonra gelecek insanlar, işte çocuklarınız, torunlarınız belki, işte annem ya da ninem vesaire zamanında böyle şeyler yapmış diyebilmesi bile başlı başına bir şeydir. Ama bu tabii ki bununla sınırlı olmamanız lazım. Pekala mümkün. Her koşul altında bu işi yapmak mümkün. Gazetecilik zaten en çok değeri zor zamanlarda, zor koşullarda yapıldığında olur.
Ve ama bunu yapmak için dediğim gibi işinizi ciddiye almanız, birazcık cesur olmanız, bir de çok da fazla kim okuyacak, ne yapacak, ne tepki verecek meselesini çok fazla takmamanız lazım. Peki, burada sona erdirelim ilk bölümü. Bir not vereyim meraklısı için. Martin Walker diye bir gazetecinin Basının Gücü diye bir kitabı vardır. Pek bulunmayan bir kitap olabilir ama ne olur bulun okuyun gazetecilik yapmaya meraklıysanız. Amerika'dan Japonya'ya kadar dünyanın önde gelen, halen yayında olan büyük gazetelerinin nasıl doğduğunu ve bu esnada gazetecilerin neler yaptığını anlatan çok kıymetli bir eserdir. Pek çok sorunun cevabını bulursunuz. İlk bölüm burada sona eriyor. Kısa bir ara veriyoruz. Birazdan İsmail Saymaz'la devam ediyoruz efendim.